Yaşamsal fonksiyonlar deyince akla öncelikle solunum sistemi ve dolaşım sistemi gelir. Bedendeki tüm hücrelerin yaşamak için besin ve oksijene ihtiyacı vardır. Besinler sindirim sistemi aracılığıyla sindirildikten sonra kana, oradan da hücrelere gönderilir. Oksijen de solunum sistemi aracılığıyla kana verildikten sonra hücrelere gönderilir. Bu konuyla ilgili kullanılacak olan anahtar kavramlar şunlardır. Solunum, dolaşım, Yaşam desteği, hava yolu tıkanıklığı. Bu programı izledikten sonra solunum sistemi nedir? Dolaşım sistemi nedir? Temel yaşam desteği nedir? Hava yolu tıkanıklıklarında neler yapılır? Sorularına yanıt verebileceksiniz. Yaşam için gerekli enerjinin elde edilmesi için gerekli olan oksijeni atmosferden bedene alma ve metabolizma sonucu üretilen karbondioksitin beden dışına atılma işlemine solunum adı verilir. Solunum işleminin gerçekleşmesinde görev alan yapıların oluşturduğu sisteme de solunum sistemi adı verilir. Sonunda görev alan bu yapılardan burun, ağız, yutak ve gırtlak üst solunum yollarını, soluk borusu, bronşlar ve akciğerler ise alt solunum yollarını oluşturur. Normal şartlar altında yaklaşık olarak bir soluk alıp verme olayı 5 saniye sürer. Kişinin durumuna göre soluk alıp verme sayısı değişkenlik gösterebilir. İlk yardımcı soluk alma verme sıklığını, soluk alma verme süresini bilmelidir ki herhangi bir kaza ya da yaralanma anında kişilerde hava yolunun açık olup olmadığını, solunumun olup olmadığını, solunum varsa düzenli mi düzensiz mi olduğunu anlayabilmelidir. Kalbin fırlattığı kanın damar içinde dolaşımıyla oluşan sisteme dolaşım sistemi adı verilir. Dolaşım sistemi kapalı bir sistemdir ve temel yapıları kalp, damar ve kandır. Bu sistemin temel görevi sindirim sisteminden kana geçen besinleri ve solunum sistemi aracılığıyla alınan oksijeni tüm hücre ve dokulara ulaştırmak, metabolizma sonucu oluşan atık ürünleri bedenden diğer sistemlerle birlikte uzaklaştırmaktır. Bedende herhangi bir atardamar üzerinde kalp atımının hissedilmesine ise nabız denir. Nabızın oluşma nedeni kalbin kasılması sırasında atardamara fırlatılmış olduğu kanın damara yaptığı basınçtır. İlk yardımcı için önemli olan nabız sesinin varlığı, yokluğu, şiddeti ve sayısıdır. Bu ilk yardımın ileriki aşamaları için önemlidir. Kişide solunum ve nabız varsa kişi yaşıyor demektir. Bunun tespiti de çok doğru yapılmalıdır. Yetişkinlerde ve çocuklarda boyun şah damarından, bebeklerde ise dirsek üstü atar damardan nabız kontrolü en az 3 saniye boyunca yapılmalıdır. İlk yardımcı herhangi bir kaza, hastalık ya da yaralanma durumunda ilk yardımın amaçları doğrultusunda hareket etmelidir. Bu amaçların başında Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması ve yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesi gelir. Hayati tehlikeye sokan durumlara örnekler şunlardır. Tehlikeli ya da evcil hayvanlarla karşılaşma, yangın ya da patlama ihtimali olan bölgelerde bulunma, yüzme bilmeyen birinin suya girmesi, doğal afetler, trafik kazasında yolun ortasında kalma, soluk borusuna cisim kaçması. Olay yerinin değerlendirilmesi ve güvenlik tedbirlerinin alınması koruma ilkesi gereğince ilk yardımcı öncelikle kendi can güvenliğini sağlamalıdır. Bunun için de önce çevre güvenliğini sağlamalıdır. Çevre güvenliğini ve kendi güvenliğini sağladıktan sonra hasta ya da yaralının güvenliğini sağlamalıdır. İlk yardımcı olay yerinin kendisinin ve yaralının güvenliğini sağladıktan sonra hastanın yanına gelerek bulunduğu durumda ya da pozisyonda kişinin bilincini kontrol etmelidir. Bilinç kontrolünde önce kişiye yaklaşırken sözel uyarı vardır. Nasılsınız, iyi misiniz, beni duyuyor musunuz şeklinde kişiye sorular sorulur. Sözel uyarılara yanıt yoksa yetişkinlerde ve çocuklarda bilinç omuz başlarından hafifçe vurarak, bebeklerde ise bebeğin ayak tabanına vurarak bilinci kontrol edilir. Herhangi bir şekilde tepki ortaya çıkıyorsa kişi yaşıyor kabul edilir. İlk yardımdaki diğer bir önemli değerlendirme ikinci il değerlendirmedir. Aslında ikinci il değerlendirme kişinin neden ilk yardımlık bir duruma düştüğünü araştırmaktır. İlk yardımda ikinci değerlendirmeye geçilmişse kişide kesinlikle solunum ve dolaşım var demektir. İlk yardımcı kişi ile konuşurken ona sorular sormalı. Kişinin bilincini, hafıza durumunu, kimliğini, bilinç düzeyini, kişinin geçmiş hastalıklar öyküsünü, kullandığı ilaç olup olmadığını tespit etmelidir. Hasta kendini iyi hissettiğini söylese bile kontrol amaçlı ikinci değerlendirme işleminin yapılacağı açıklanmalıdır. Müzik Duran solunumu geri getirmek amacıyla suni solunum, ve duran kalbi çalıştırmak amacıyla yapılan kalp masajı uygulamalarına temel yaşam desteği adı verilir. Temel yaşam desteğinde amaç kalbi tekrar çalıştırmak, solunumu geri getirmektir. Aslında gizli bir amaç ya da dışarıdan göğüs kafesine baskı yaparak dışarıdan bir kuvvetle kalbin pompalama görevini yapmasını sürdürmektir. Temel yaşam desteği uygulamasında kişinin fiziksel boyutuna göre farklılıklar bulunmaktadır. hava yolunun yabancı cisimlerce tıkanması, hasta veya yaralının yaşamını tehdit eden en önemli durumlardan bir tanesidir. Tıkanma durumunda solunum sistemi çalışmayacağı, yani oksijenin bedene girişi duracağı için kısa sürede bilinç kaybı ve müdahale edilmezse ölüm ortaya çıkar. Solunum yolunu tıkayan ya da daraltan etmenlerin başlıcaları dil kökü, yemek parçası, ağza alınan küçük cisimler, diş parçası, takma dişler, kusmuk, kan pıhtısı, hastalıklar sonucu oluşan semptomlardır. Hava yolu tıkanıkları genel anlamda kısmi ve tam tıkanma olarak ikiye ayrılır. Kısmi tıkanmalarda az ya da çok bir hava geçişi vardır. Kısmi tıkanma durumlarında kişi nefes alabilir, konuşabilir, nefes alırken ıslık benzeri bir ses duyulabilir. Kısmi tıkanması olan kişinin bilinci açıktır, öksürebilir ve konuşabilir kişi sıkıntısını dile getirebilir. Genelde öksürme refleksiyle yabancı cisimler rahatlıkla dışarı atılır. Öksürebilen bir hastaya asla fiziksel müdahalede bulunulmaz. Kişi öksürmeye teşvik edilir. Kişinin yanından ayrılınmaz. Çünkü kısmi tıkanma her an cismin yer değiştirmesine bağlı olarak tam tıkanmaya dönüşebilir. Tam tıkanma hava yolunun kısmi tıkanmadan farklı olarak yabancı cisim etkisiyle tamamen kapanmasıdır. Bazen de kısmi tıkanma sırasında kişinin öksürmesine bağlı olarak kısmi tıkanma da tam tıkanmaya dönüşebilir. Tam tıkanmalarda kişi konuşamaz, nefes alamaz, öksüremez, kişi morarır, kişi de ölüm korkusu gözlenir, elleri boğazına götürdüğü gözlenir. Zamanda müdahale edilmezse kişi kısa sürede ölür. Bebeklerde tam tıkanmalarda uygulama çocuklardan ve yetişkinlerden farklıdır. Bebeklerde kısmi tıkanmalarda bebeğin kendi kendine nefes alması ve öksürmesine yardımcı olunur. Bu durumlarda bebek kucağa alınıp başı yükseltilir, omuza yaslanır, arada bir ağız içi kontrol edilir, cisim çıkmışsa elle alınır. Cisim tehlike arz ediyorsa en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Solunum işleminin gerçekleşmesinde görev alan yapıların oluşturduğu sisteme de solunum sistemi adı verilir. Kalbin fırlattığı kanın damar içinde dolaşımıyla oluşan sisteme dolaşım sistemi adı verilir. Duran solunumu geri getirmek amacıyla suni solunum ve duran kalbi çalıştırmak amacıyla yapılan kalp masajı uygulamalarına temel yaşam desteği adı verilir. Hava yolu tıkanıklıkları genel anlamda kısmi ve tam tıkanma olarak ikiye ayrılır. Bu programda solunum sistemi nedir? Dolaşım sistemi nedir? Temel yaşam desteği nedir? Hava yolu tıkanıklıklarında neler yapılır? Sorularına yanıt arandı. Konuyla ilgili daha detaylı bilgilere Temel İlk Yardım Bilgisi ders kitabının ikinci ünitesinden ulaşabilirsiniz. <laughs>